Ben Serkan Yazıcıoğlu, Bankalararası Kart Merkezi'nde dijital çözümlerden sorumlu genel müdür yardımcısıyım. BKM Express 2012 yılında Türkiye'nin ilk dijital cüzdanı olarak hayata geçti. Bu geçtiğimiz 6 yılda gelmiş olduğumuz noktada çok önemli, çok güçlü avantajlarımız var. Bunlardan ilki dünyanın hiçbir dijital cüzdanında kartlar dijital cüzdanlara kart bilgilerinin tamamını vermeden kayıt edilemiyor. Oysa BKM Express'te siz kart bilginizin sadece ilk 6 ve son 4 karakterini kullanarak ekleyebiliyorsunuz. Bu da BKM Express'i dünyadaki bütün dijital cüzdanlardan ayıran en önemli özellik. Türkiye'de baktığımızda ise BKM Express'in öne çıkan en önemli iki özelliği yaygınlığı. Bu yaygınlık hem bankalar arasında şöyle ki Türkiye'de faaliyet gösteren bütün bankalara ait kredi ve banka kartlarını sizler BKM Express dijital cüzdanınıza ekleyebilirsiniz. Sadece bankalar değil, e-para kuruluşlarına ait ödemeli kartları da BKM Express'e ekleyebiliyorsunuz. İkinci yaygınlığımız iş yeri tarafında. BKM Express Türkiye'de 32 bin farklı noktada alışveriş yapabildiğiniz bir dijital cüzdan. Bu anlamda da Türkiye'de en çok noktada kullanılan dijital cüzdan haline gelmiş durumdayız. Bugün yaklaşık 1,6 milyon adet kullanıcımız var ve bugün sadece elektronik ticarette avantajlar sağlamıyoruz. Aynı zamanda BKM Express ile para gönderebilirsiniz, para da isteyebilirsiniz. Her şey finansal işlemlerden ibaret değil dedik. Her markanın sosyal sorumluluk yönü olması gerektiğine inandığımız için bizim en önemli özelliklerimizden biri de bağış özelliği, bağış yapılabilmesi. BKM Express ile çok farklı kanaldan bağış yapabiliyorsunuz. İsterseniz alışveriş adımında, isterseniz web sitesinden, mobil uygulama içerisinden ya da oluşturulan QR kodları cep telefonunuzda okutulmak suretiyle bağış yapmak BKM Express'te çok kolay. Bugüne kadar 250 farklı sivil toplum kuruluşuna yaklaşık 240 bin adet bağış işlem adediyle 4,8 milyon TL'lik bir tutarın aktarılmasına aracılık ettik. Bugün gelmiş olduğumuz noktada BKM Express'in öne çıkan noktalarını bu şekilde özetlemek mümkün. Dünyada elektronik ticaretin ve hatta elektronik ticaret içerisindeki mobil ticaretin artmasına en önemli neden bir, internetin yaygınlığının artık artması. İkinci olarak da akıllı telefonlarımızın penetrasyon oranının yani günlük hayatta çok daha sık karşımıza çıkması. Akıllı telefonların sayısının artması, akıllı telefonlarla yapılan işlemlerin de aynı şekilde yükselmesine neden oluyor. Örneğin artık akıllı telefonlarımızla çok kolay mobil ticaret yani alışveriş yapabiliyoruz. O yüzden bu doğrultuda olan gelişmelerden dolayı 2020 yılının sonunda dünyadaki dijital ticaret hacminin yaklaşık 4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yine dünyadaki önemli dijital cüzdan uygulamalarına baktığımızda dünyanın farklı bölgelerinde yaklaşık 700 adet önemli sayılabilecek dijital cüzdan uygulaması var. Bunlar sayıca Avrupa'da çoğunlukla bulunmakla beraber en sık kullanım WeChat ve Alipay'in etkisiyle Çin'de. Bu dünyadaki gelişmelere aslında Türkiye'de de benzer büyümeler yani dijital ödemelerde artışları görebiliyoruz. Örnek verecek olursak BKM Express hayata geçtiği 2012 yılında Türkiye'de internetten yapılan kartlı ödemeler hacmi 25 milyar TL'ydi. Ve toplam kart harcamaları içerisindeki payı sadece %7,2 idi. Bu rakamlara 2017 sonu olarak baktığımızda internetten yapılan kartlı ödemeler hacminin 100 milyar TL'ye ulaştığını ama en önemlisi toplam kart harcamaları içerisindeki payının ise 2012'ye göre iki misli artarak %14,5'a ulaştığını görüyoruz. Ve nihayet içinde bulunduğumuz yıl yani 2018 yılında ise beklenen internetten yapılan kartlı ödemeler hacmi yaklaşık 140 milyar TL olacak ve toplam kartlı ödemeler içerisindeki payının %17'lere
ulaşmasını bekliyoruz. Peki bu artışlar neden kaynaklandı ve BKM Express bunun neresinde durdu? 2012 yılında BKM Express Türkiye'nin dijital cüzdanı olarak hayata geçtiğinde ilk ve en önemli uygulamaydı. Bugün ise baktığımız zaman hem mobil cihazların sayısının artması hem buna paralel dijital cüzdan çözümlerinin artmasıyla beraber Türkiye'de yaklaşık 8 farklı kategoride dijital cüzdan uygulamaları var. Bugün baktığınız zaman bankalara ait, perakende firmalarına ait, telekom firmalarına ait, uluslararası karşılamalarına ait, fintechlere ait, teknoloji şirketlerine ait dijital cüzdan uygulamalarını görebiliyorsunuz. Şüphesiz bunlar da toplam kartlı harcamalar içerisinde dijital tarafa, yani internetten yapılan ödemelere bir kayış olmasına neden oluyor. Biz bu noktada BKM Express olarak Türkiye'deki dijital ödemelerin ve dijital cüzdan kategorisindeki büyümenin liderliğini yaptığımızı ve hep beraber diğer oyuncularla beraber bir ekosistemi başarılı bir şekilde inşa ettiğimizi görüyoruz. BKM Express konuşmanın başında ifade ettiğim gibi önce e-ticaret yani dijital ticaret fonksiyonuyla başladı. Online alışverişlerde büyümemizi gösterdik ama ancak şunu hiçbir zaman unutmadık. Gerçek anlamda fiziksel bir cüzdanın yerine gelmek istiyorsak o fiziksel cüzdanın yaptığı ve kullanıldığı tüm noktalarda biz de benzer çözüm sunmalıyız. O yüzden özellikle son dönemde ağırlığımızı artık offline dediğimiz yani mağaza içi yüz yüze ödemelerde de BKM Express'in kullanıldığı bir yeni fonksiyon setini hayata geçirdik. Önce yüz yüze ödemelere akaryakıt sektöründe Total'le başladık. Son olarak perakende'de Migros'la geliştirdiğimiz çözümle artık Türkiye'deki tüm Migros ve makrolarda hem jet kasalarda hem normal ödeme sıralarında yanınızda kart, cüzdan bulunmadan sadece fiziksel bir karta ihtiyaç olmaksızın cep telefonlarınızla ödeme yapabiliyorsunuz. Bunlar bizim için başlangıç noktalarıydı. Amacımız fiziksel tüm mağazalarda BKM Express'in kullanıldığı ödeme ekosistemini yaratmak olacak. Bunu farklı teknolojileri deneyerek yapacağız. O yüzden son geliştirdiğimiz özelliğimiz ACE teknolojisiyle yani Android tabanlı akıllı cihazlarla BKM Express uygulamasını indirdiğiniz zaman BKM Express uygulaması içerisindeki Troy kartlarınızla Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon adet temassız terminalde alışveriş yapmanız mümkün. Yani sorunuza cevap verecek olursam evet BKM Express online alışverişlerle başladı. Daha sonra finansal ihtiyaçları karşılamak için para gönder ve para iste özelliğini hayata geçirdi. Ama şimdi ise gerçek bir dijital cüzdan olmak adına tüm mağaza içi alışverişlerde de çözüm sağlayabilecek özelliklerimizi eklemiş durumdayız. Bunun yanında ne yapıyoruz? Sadece hayat alışverişlerden ibaret değil demiştik bağış özelliğimizi hayata geçirirken. Şimdi BKM Express uygulaması içerisinden dijital kod alabilirsiniz. Almış olduğunuz bu dijital kodları sevdiğiniz insanlara hediye olarak gönderebilirsiniz. Bu şekilde katma değerli servisleri de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Öte yandan biliyorsun yapay zeka oldukça hayatımızın içine giren bir unsur oldu. Yapay zeka teknolojisini daha iyi kullanarak kullanıcılarımıza vermiş olduğumuz hizmet düzeyini nasıl arttırırız diye baktığımızda biz de kendi chatbot özelliğimizi yaklaşık 3 hafta önce hayata geçirdik. Bugün BKM Express web sayfasında sağ alt köşedeki ikonumuzu tıklayarak BKM Express ürünüyle ilgili, fonksiyonlarıyla, kampanyalarıyla ilgili her türlü sorunuza BKM Express chatbot aracılığıyla cevap bulabilirsiniz. Özetle hem fonksiyonlarımızı, hem kullanıcı deneyimimizi, hem de müşterilere sunmuş olduğumuz hizmetlerimizi geliştirecek şekilde teknolojiyi doğru kullanmaya gayret ediyoruz.